Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Süremiz bir saat. Konumuz demokratik özgürlükçü İslam. Yarım saat veya 40 dakika kadar size bir mevzu anlatacağım. Geri kalan bölümde de sorulu cevaplı bir şekilde tam bir saati dolduracak şekilde bitireceğiz inşallah. Malumunuz demokratik özgürlükçü İslam benim yazmış olduğum en son kitabın ismi oluyor. 1995 yılında yazmış olduğum kitabın ismi Devrimci İslam idi. 2011'de yazmış olduğum kitabın ismi de Sosyal İslam idi. 2014'te daha 3 ay öncesinde yazmış olduğum kitabın ismi de Demokratik Özgürlükçü İslam idi. Demek ki biz İslam'a içinde yaşadığımız şartların, koşulların gerektirdiği şekilde bir yaklaşım geliştirmeye çalışıyoruz. Bazen oluyor İslam'ın devrimci boyutlarını, bazen oluyor sosyal boyutlarını, antikapitalist yönlerini, dayanışmacı boyutlarını ve şimdi de en son demokratik ve özgürlükçü yönlerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında ortada anlatılan bir tane İslam var. Bunlar İslam'ı çağımız insanının anlayacağı şekilde ve anlayacağı dille çeşitli boyutlarıyla anlatmaktan ibaret. Bunlarla biz farklı farklı İslam anlatıyor değiliz. Allah'ın dini bir tanedir. O da Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şeklindedir. Ama binbir çeşit yorum yapılmakta ve İslam'a taban taban zıt yorumlarla adeta İslam'ın altı üstüne getirilmektedir. Şimdi burada iki tane kelime var. Birisi demokratik, öbürü de özgürlükçü. İslam'ın demokratik olması, İslam'ın demokratik boyutları, yönleri ve İslam'ın özgürlükçü olması ne demektir? Demokrasi kelimesi demos kökünden geliyor ve halk demek. Aslında mahalle halkı demek. Eski Yunanistan'da Yunanistan'ın başşehri Atina'da oturan yönetici genos tarafından mı yoksa demos tarafından mı atanmalıdır, tayin edilmelidir tartışması vardı. Genos demek soy bağı demek. Aristokrat zümrenin birbirinden aktardığı soy bağıyla gelen krallar tarafından yönetilmelidir diyenler genosçu idi. Genetik kökünden geliyor. Buna karşı da hayır, Atina'yı yönetecek idare mahalle halkı tarafından, demos tarafından atanmalıdır ve tayin edilmelidir diyenler vardı. Ve bir müddet sonra buna uygun reformlar yapıldı. Mahalle halkı sırayla Atina'yı yönetmeye başladı. Mahalle halkına o zaman demos deniyordu. Mahalle halkının, diptekilerin, vatandaşın yönetime katılması anlamında demos kelimesi demokrasi şeklinde gelişti ve daha sonra siyasal literatüre bu şekilde girdi. Demek ki demokratik demek, demokrasi demek, halkın yönetime katılması demek, halka sormak demek. Bunu İslam dünyasına aktardığımızda Arapça kelime karşılığı cumhurdur. Cumhur da mahalle halkı, ortalama vatandaş, mahallelerde yaşayan halk demektir. Demos'un karşılığı demek ki ne olmuş oluyor? Cumhur olmuş oluyor. Cumhuriyet kelimesi de oradan geliyor. Yönetime halkın katılması anlamına geliyor. Buradaki yönetim sadece ülke yönetimi değil. Mesela bir aile için kullandığımızda aileye, ailenin bütün bireylerinin yönetime katılması. Mahalle için düşündüğümüzde mahalle halkının yönetime katılması.
ülke için düşündüğümüzde ülke halkının yönetime katılması anlamına geliyor. Mesela şurada demokrasi olması için burada bulunan herkesin bura hakkında karar vermesi ve kendilerine bu görüşün sorulması icap eder. Burada sürekli olarak tek kişinin dediği, bir grubun dediği olursa orada demokrasi olmuş olmaz. Eski Yunan'dan beri yönetimler bu şekilde tasnif edilmiştir. Eğer bir kişi yönetirse buna monarşi, bir grup yönetirse ve onun dışına çıkmazsa buna oligarşi, halk yönetime katılırsa buna da demokrasi deniliyor. Şimdi İslam'ın demokratik yorumu dediğiniz zaman İslam'ın yönetim meselelerinde halkı yönetime katarak bir idare ortaya koyması anlamına geliyor. İslam'da halk yönetime nasıl katılacak? İslam tarihine baktığımız zaman demokrasi değil de monarşi veya oligarşiye benzer yönetimler olduğunu görüyoruz. Mesela bir kişi sultan oluyor. Sultanın yerine onun oğlu geçiyor. O ölüyor, onun oğlu geçiyor. O ölüyor, onun oğlu geçiyor. Bu böyle Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar dönemi boyunca sürmüş gitmiş. Demek ki İslam dünyasında bir demokrasi söz konusu olmamış. Sultanlık idaresi, padişahlık idaresi söz konusu olmuş. Nasıl olur? Kur'an-ı Kerim böyle olmasını istiyordu. Peygamberimiz Medine'de bu şekilde mi yapılmasını istiyordu? Nasıl olur da İslam'ın özünde demokratik bir ruh varken, cumhuri bir ruh varken bütün bir İslam tarihi saltanat tarihi olur. Sultanların tarihiyle geçmiş olur. Bu nasıl olabilir? Bu da bir yanlışlık olduğu apaçık ortada. Eğer bütün eski çağlar boyunca bir kişinin idaresi olursa bu monarşi oluyor dedik. Eğer o bir kişi yetkisini Tanrı'dan aldığını iddia ederse ben sizin başınıza geçtim çünkü ben Tanrı'nın oğluyum veya Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisiyim. Allah bana sizi yönetmeme izin verdi derse bu da teokrasi oluyor. Yani yönetim yetkisini Tanrı'dan aldığını iddia ederek halka sormadan halk üzerinde yönetme iddiasında bulunmak. Mesela din adamları eski çağlarda böyle söylüyorlardır. Diyorlardır ki biz gücümüzü Tanrı'dan alıyoruz. Halka sormamıza gerek yok. Giderek insanlık tarihinin gelişiminde monarşiden, padişahlıklardan, sultanlıklardan cumhuriyete geçiş oldu. Ve ülkenin başına kimin geçeceği, yöneticinin kimin olacağı konusunda halka sormak lazım dendi. Halka soracağız, halk kimi seçiyorsa o başımıza geçecek. Böyle bir geçiş söz konusu oldu. Ardından bu yeterli mi? Yeterli değil. Cumhuriyetten de demokrasiye geçilmesi gerekiyor. Yani yöneticileri halkın seçmesi yeterli değildir. Halkın seçtiği yöneticilerin almış olduğu kararlara halkın katılımı da lazımdır. Eğer bu olursa o zaman demokrasi olmuş olur. Hatta demokrasi de yetmez, giderek tam demokrasiye geçilmesi gerekiyor. Yerinden yönetime geçilmesi gerekiyor. Temsilcilik ve vekalet sisteminin kalkması, halkın doğrudan doğruya mahalleden kendisini yönetmesi gerekiyor. Bunun da giderek kalkarak devlet dediğimiz yönetim aygıtının ortadan kalkması, alt üst, yöneten yönetilen, zengin yoksul denilen sınıf ayrımcılığının da ortadan kalkarak tam anlamıyla sınıfsız topluma geçilmesi gerekiyor. Sınırsız, sınıfsız ve devletsiz.
halkın kendi kendine mahallelerden idare edildiği bir toplum anlayışına geçilmesi gerekiyor. En nihayetindeki varılması gereken hedef budur. Kur'an-ı Kerim'de buna cennet demektir. Ve cennetin yeri de bu dünyadadır ve burada gerçekleşmesi gereken bir hedef olarak önümüze koymaktadır. Şimdi bu anlattığım aşamaları Kur'an-ı Kerim'den 3 ayetle size temellendirmeye çalışacağım. Tamam, bunları söylüyorum da bunlar kitapta geçiyor mu? Bunların kitapta yeri var mı? Yoksa işkembeyi kübradan sallıyorsunuz. Bakın 3 tane ayet. Dikkatle dinleyiniz. 1. Allah birdir. Bölünmeyen bir bütündür. Doğmamıştır ve doğurulmamıştır. İhlas suresi. Diyor ki burada Allah doğmaz ve doğurulmaz. Yani Allah birisini doğurmamıştır, birisi de onu doğurmamıştır. Allah anne, baba, kız, erkek çocuk, oğul değildir. Bunlardan herhangi birisi onun için söz konusu olamaz. Allah'ın yeryüzünde herhangi bir oğlu yoktur. Bu ayet ne yapmış oluyor? Bütün çağlar boyunca devam ede gelen ve gücünü gökten alan Tanrı'nın verdiği yetkiyle Tanrı'nın oğlu olduğumuz için biz sizi yönetiyoruz iddiasını bıçak gibi kesiyor. Yöneticilerin gücünü gökten almasını bıçak gibi kesiyor ve meseleyi yere indiriyor. Cumhuriyete geçtik. İkinci ayet. Ve emruhum şura beynehum. Onların işleri aralarında şura iledir. Ve şavirhum fil emri. İş hususunda onlara danış. Bu ayette de yerdeki yöneticilerin iş yapacağı zaman halka danışmasını emir konularında, yani toplumun emirliği, toplumun yöneticisi, kamu görevlileri kim olacak? Toplumu kim yönetecek? Kime silah kullanma yetkisi verilecek? Kim toplumun ortak hazinesini idare edecek? Bunu belirleme biçimini meşveret, danışmak, halkı yönetime katmak olduğunu söylüyor. Buradan da cumhuriyet çıkıyor. Giderek bu da yetmiyor. Cumhuriyeti demokratikleştiriyoruz. Cumhuriyeti demokrasiye doğru evriltiyoruz. Üçüncü ayette diyor ki de ki vekil olarak Allah yeter. Üçüncü aşamada da vekalede de gerek yok. Yani yönetici seçmeye, birimizi temsil etmeye, vekil olmaya falan gerek yok. Mahalleden mahalle meclisleri karar almalıdır. Ve bu kararları belediyeye, vilayete bildirmelidir. Onlar da bunu bir emir telakki ederek mahalle meclisinden gelen teklifi yerine getirmelidir. Yani valiler mahalleye değil, mahalle valiye talimat vermelidir. Ankara, İstanbul'un bir mahallesine emir vermemelidir. İstanbul'un bir mahallesi Ankara'ya emir vermelidir. Yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya yönetim tesis edilmelidir. Herhangi bir vekile de bu durumda gerek kalmayacaktır. Nihayetinde gidilmesi gereken yer burasıdır. Bakın üç aşama. Padişahlıktan cumhuriyete, cumhuriyetten demokrasiye, demokrasiden tam yerinden yönetime. Vekilin de olmadığı mahalleden yönetime geçiş. Şimdi bunu bu şekilde anlamazsanız bunun önceki aşamalarına takılı kalırsınız. Peygamberimiz Medine'ye gelince böyle bir yönetim kurmuştur. Kitaptan delillerini gösterdim. Şimdi pratikten de delillerini gösteriyorum. Peygamberimiz Medine'ye gelince orada bulunan bütün kabilelerle Medine Sözleşmesi imzaladı. Medine Sözleşmesi'nde en çok geçen kelime adalet. İkinci en çok geçen kelime sulh, yani barış. Üçüncü en çok geçen kelime maruf, yani ortak iyi. Ortak değerlerin esas alınması. Dördüncü en çok geçen kelime difa, yani savunma.
Beşinci en çok geçen kelime dinuhum ve dinukum. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Yani herkes kendi dinini yaşayacak. Kimseye dini konusunda, yaşantısı konusunda bir baskı ve dayatmada bulunulmayacak. Bunu Peygamberimiz Medine'ye geldi ve bizatihi bunu uyguladı ve gösterdi. İslam kelimesi, Kur'an kelimesi Medine Sözleşmesi'ne hiç geçmemektedir. Boyuna adalet demektedir. Adalete göre başlı barış içinde bir arada yaşayacağız demektedir. Kimsenin ibadetine, mabedine, inancına, ritüeline, giyimine, kuşamına dokunmayacağız. Yalnızca ve sadece aradaki barışı sağlayacak şekilde hakemlik görevi yapacağız dedi. Yine Kur'an-ı Kerim ayetlerinde baktığımız zaman Peygamber'e üç şey söylendiğini görüyoruz. Bir, sen bekçi değilsin. Onların üzerine bekçi değilsin, bekçi. İki, sen bir zorba değilsin. Musaytır değilsin. Musaytır, satır sallayan demek. Türkçe'de geçen kelime satır kelimesi var ya, satır. Satır sallayan. Sen satır sallayan değilsin diyor. Üçüncü olarak da sen onların üzerine vekil değilsin diyor. Vekil yok. Satır sallamak yok. Bekçilik yapmak yok. Böyle bir yönetim anlayışı istiyoruz. Bizim yönettiğimiz kişi benim üzerime bekçi olamaz. Bana bir şey dayatamaz ve satır sallayamaz. Ve beni bana vekalet edemez. Ben kararlarımı kendim veririm. Dolayısıyla burada başka bir yönetim anlayışı var. Başka bir din anlayışı var. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'den söylediğim ayetlerdir. Bir başka konu da İslam'ın demokratik yorumunu Kur'an ayetlerinden ve peygamberin yaşantısından temellendirmeye çalışıyorum. Bir başka konu da şu bu hususta. Kur'an-ı Kerim sürekli olarak der ki Allah birdir, geri kalan her şey çoktur. Kur'an'da sürekli olarak Allah'ın ayetleri diye tabiat betimlenir. Yerler Allah'ın ayetleridir, gökler Allah'ın ayetleridir, derileriniz, derilerinizin rengi, birbirlerinizden farklı farklı olmanız, hayvanlar, pınarlar, ovalar, dağlar, tepeler, bu yeryüzünde ne kadar renklilik, çeşitlilik, farklılık ve çokluk varsa bunların hepsinin Allah'ın ayeti olduğunu söylüyor. Neden? Bu çokluğu, bu renkliliği bozmayın diye. Allah birdir, yarattığı her şey çoktur. Şimdi işit zihniyeti. Şöyle düşünün. Allah birdir. Eğer Allah birse o zaman yerde de her şey bir ve tek olmalı. Allah tektir. Millet de tektir, devlet de tektir, lider de tektir, halife de tektir, parti tektir, teşkilat tektir. Tektir, tektir, tektir. Tek, 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 tek oğlu tek. Her şey tek. Hayır kardeşim, Allah tek. Geri kalan her şey çok. Bunu anlamadığınız sürece siz çoğulculuğun, farklılığın, renkliliğin ve dolayısıyla buradan çıkacak olan demokratik idarenin ne olduğunu asla anlayamayacaksınız. Düşünün, adam her şeyin tek olması gerektiğine inanıyor. Bu adam iktidara geldiği zaman ne yapar? Herkesi tek gibi yapar. Bizim askerde bir başçavuş vardı. Bir gün beni yanına çağırdı. Sen dedi ya namaz kılıyorsun, ben senin şu Allah'ın işine şaşıyorum ya. Niye dedim? Ya dedi şu yerlere göklere bir bak. Hiza ve tertip manyağı birisiydi. Mutfakta bardakları böyle dizdirirdi iple. Bütün bardaklar tek hiza olacak. Ya dedi dağın bir tanesi yukarı çıkıyor, bir tanesi bu tarafa iniyor. Çukur var, bulutların birisi böyle, birisi böyle. Ben dedi sıkılıyorum, bunalıyorum. Nasıl olacak peki? Her şey tek tip olacak. Böyle dümdüz olacak. Ben diyor bunalıyorum diyor. Yani adam tabiatın çoğulculuğundan, renkliliğinden, farklılığından bunalıyor. Tertip, hiza manyaklığı beynine vurmuş. Her şeyin tek tip olmasını. Renkler tek, hiza tek, tipler tek, her şeyin tek olmasını istiyor.
Bu adam demokrasi kurabilir mi? Bu adamın eline idare verirse ne yapar? Herkesi tek tip hale getirir. Herkesi kendine benzetmeye çalışır. Hayır. Allah birdir, yarattığı her şey çoktur. Demokrasinin dini temeli ve kökü bu felsefeye dayanmaktadır. Buradan yola çıkarak her şeyi tek tipleştirmeye çalışan dini zihniyet veya IŞİD zihniyeti ne yapıyor? İktidara gelir gelmez her şeyi tek tip hale getirmeye çalışıyor. Mesela Musul ele geçiriyor, orada 17 maddelik bildiri yayınlıyor. Ezan okunduğunda herkes camiye gidecek diyor. Camiye gidenleri, gitmeyenleri yakalayıp şehrin meydanında kırbaç cezasına çarptırıyor. Evden çıkan herkes başörtüsü takacak diyor. Kimse başını açmayacak diyor. Yoldan gelen geçene Rafizi misin, Alevi misin, Sünni misin diye soruyor. İnanmayanların kafasını kesmenin vacip olduğuna inanıyor. Çünkü herkes inanacak diyor. Herkes böyle ibadet edecek diyor. Herkes böyle hareket edecek diyor. Kırık kıyafette, siyasette, her şeyde tek tipçiliğe inanmış. Çünkü gökte Allah tek. O zaman her şey tek olacak diye düşünüyor. Felsefe temelinden yanlış. Kökünden yanlış. İslam tarihinde bu tür bir tek tipçi anlayış gelişmiş. Mesela derler ki dinden dönen öldürülür. Dine giren sünnet edilir. Dinden çıkan da öldürülür. Dinin içerisinde dini ibadetleri yapmak için, namaz kılmak için zorbalık yapılabilir. Kırbaçlanabilir. Kur'an diyor ki sen zorba değilsin, bekçi değilsin, vekil değilsin. Bunlar kalkıyor. Namaz kılmayana kırbaç vurmaya kalkıyor. Kadınların kılıyla, kıyafetiyle uğraşıyor. Niye başını açıyor, niye şöyle giyiniyor, niye böyle giyiniyor diyor. Kur'an sana diyor ki gözlerini çevir ve nefsine hakim ol. Bir erkeğin yapması gereken budur. Kadına zorla kılını kıyafetini değiştirmek için dayatma yapmak değil. Alman Hans, bir fıkra anlatayım da biraz ortam yumuşasın. Alman Hans Müslüman olmuş. Demişler ki bu IŞİD'ci birinin elinde Müslüman olmuş. Selefiler herhalde. Gariban ne yapsın, dini bilmiyor. Müslümanlığı bunların anlattığı gibi zannediyor. Sünnet olacaksın demişler. Adamı 40 yaşında sünnet ettirmişler. Demişler ki eğer sünnet olmazsan Müslümanlık olmaz. Sünnet olmak Müslümanlığın gereğidir. Hayır, sünnet olmak Müslümanlığın gereği falan değildir. Orta Doğu hak kültürüdür. Örftür, adettir. Dini bir vecibe değildir. Ama bunlar dini bir vecibe olarak kabul ettirip Alman Hans'ı sünnet ettirmişler. Bir müddet sonra sen namaz kılmazsan kırbaç cezası. Sağa baktın haram, sola baktın haram, güldün haram, saçının telini gösterdin haram. Şunu yapma, bunu yapma. Adam iyice sıkılmaya başlamış. Demiş ki ya bu ne kardeşim, benim eski dinim daha iyiydi. Ben bunalmaya başladım. Bir huzur, mutluluk falan bulamıyorum. Ben demiş bu dinden çıkacağım. Eski dinime geri döneceğim. Demişler ki olmaz. O zaman dinden dönen öldürülür. Kellen gider. Allah Allah. Bu nereden çıktı? Üçünün de aslı yok. Sünnet olmanın da başörtülü, başını örtmek zorundasın, namaz kılmak zorundasın. Sağa bakma, sola bakma, oturma, kalkma. Bu bunaltıcı baskıların hiçbirinin aslı yok. İslam özgürlükçü birdir. Dinden çıkan öldürülür diye de bir şey yok. Kafası kesilir diye de bir şey yok. Ama bunu şuna dayatınca sonunda Hans dayanamayarak demiş ki ya kardeşim bu nasıl haktın böyle? Girerken alttan, çıkarken üstten kesiyorsunuz demiş. Yani hak din. Ya böyle hak din olur mu yani? Bu böyle bir hak din olur mu? İnsanlara mutluluk vermeyen, huzur vermeyen, baskıdan bunaltan bir din olmaz. İslam'da özgürlük esastır. Allah insanlara özgürlük vermiştir. Yarattığı dünyada şuradan çıkıp dışarıda gökyüzüne doğru Allah'ı inkar ettiğinizi söyleyerek bar bar bağırabilirsiniz. Ve onun vermiş olduğu soluğu solumaya, suyunu içmeye, ekmeğini yemeye devam edebilirsiniz. Allah bu kadar özgürlükçüyken size ne oluyor kardeşim? İnanmıyor diye kesmeye kalkıyorsunuz.
sizin gibi düşünmüyor diye dışlamaya kalkıyorsunuz. Serbest bırakın, özgür bırakın. Siyasetin görevi insanları değiştirmek değildir. Siyasetin görevi şartları değiştirmektir. Siyasetin görevi bekçilik, zorbalık ve vekillik yapmak değildir. İnsanlar adına düşünmek değildir. İnsanları ahlaken korumak, kollamak, din bekçiliği yapmak, günah işledin, sağa bakma, sola bakma, başını ört, şunu yap, bunu yapmak değildir. Siyasetin görevi ortamda bulunan olumsuz şartları değiştirip halkın akıp gideceği kendiliğinden mecranı açmaktır. Bu kadar. Şimdi siz bunu bırakıyorsunuz. Kaç çocuk yapacaklar? Ona karışıyor. Zorunlu din dersi, dini eğitim görecekler. Ona karışıyor. Ölünün arkasından niye dans ediyorsun diyor. Ölünün arkasından niye dans ediyorsun? Fatiha okusana. Biliyorsan bir Fatiha oku diyor. Şimdi bakın, bu çok yanlış bir görüştür. Bir defa onların ölünün arkasından dans etme diye niyetleri yoktu. Orayı da karıştırıyor da. Diyelim ki Türkiye'de bir grup birisi öldüğü zaman onun arkasından protest bir dans yaparak anmayı kendisine bir adet, bir anma biçimi olarak belirsemiş. Birisi öldüğü zaman bazı toplumlarda ıslık çalınıyor. Bazı toplumlarda zırgıt çekiliyor. Bazı toplumlarda ateş yakılıyor. Diyelim ki bir grupta birisi öldüğü zaman onun arkasından protesto etmek için veya protesto bir dans yapıyor. Bir ülkenin yöneticisinin yapması gereken şey bunu mahkum etmek, çoğunluğu kışkırtıp onun üzerine salmak değil, azınlıkta kalan kültürleri, anma ve saygı biçimlerini korumak ve kollamaktır. Öyle de olabilir. Adam Fatiha okumak zorunda değil. Sen Fatiha okursun. Müslümanlar Fatiha okur. Ama Cumhurbaşkanlığı makamı bir grubu tutma, çoğunluk da olsa bir grubu tutup o grubu diğer grubun üzerine saldırtma makamı değildir. Bütün gruplara eşit mesafede durma, hepsini koruma, kollama makamıdır. Öyle de olabilir. Çokluk esastır, çoğulculuk esastır. Toplum rengarenk olacaktır. 100 tane görüş, 100 tane çiçek açacaktır. Orada bulunan kişi herkesten vergi topladığı için hepsini tanımak, korumak ve kollamak zorundadır. Alevi cemevlerini ibadethane olarak tanımak, camilerle eşit görmek zorundadır. Sen orada ne yapılacağına, hangisinin ibadet olduğuna, hangisinin üstün olduğuna karar verme makamında değilsin. Onlar diyorlar ki biz böyle yaparız. Tamam, Allah'a ulaşmanın 1001 türlü yolu var. Samah da Allah'a ulaşma yoludur. O da bir vesiledir. Hepsi bir vesiledir. Bütün dinler insanı Allah'a ulaştırmaya çalışırlar. Şimdi son olarak da şunları söyleyeyim. Bir ülkenin demokratikleşmesi için bizim gibi özellikle Müslüman ülkelerde bir demokratikleşme ve özgürleşme olması için dini aydınlanma yaşanması gerekiyor. Yani buradan başlamamız gerekiyor. Aman din bir kenara dursun, her şey dini karıştırmayalım derseniz her tarafı hurafeler kaplar. Hurafeye batmış bir adama da çoğulculuğu öğretemezsiniz. Çünkü Allah gökte tek, yerde de her şey tek olacak diyor. Hurafeye batmış bir adama patronun seni sömürüyor diye bir işçiye sınıf bilinci aşılayamazsınız. Çünkü diyor ki bu benim kaderim. Ne karışıyorsa. Sömürü diye bir şey yok. İmtihan var. O zenginlikle imtihan oluyor. Biz de yoksullukla imtihan oluyoruz. Derse bu adama ne diyeceksin? Kardeşim böyle bir kader anlayışı yok. Yanlış düşünüyorsun. Kur'an-ı Kerim'de böyle söylemiyor ki. Bunu nereden çıkardın diyeceksin.
Yani meseleyi deştikçe bizim gibi Müslüman ülkelerde Müslümanlık sadece bir inanç biçimi değildir, bir kültürdür, kimliktir ve davranış kalıplarını belirleyen ana inanç ve kültür biçimidir. Buralara girip buralardan bir dini aydınlanma yaşanması gerekiyor. Sonra bunun kültüre yansıması gerekiyor. Sonra bunun sosyal hayata yansıması gerekiyor. Sonra da onun üzerine bir siyaset kurulması gerekiyor. Yani siyaset en son iş. Şimdi biz işte bu dini aydınlanmayı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun yollarını, yöntemlerini bulmaya çalışıyoruz. Kitaplar yazıyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Dine bir yorum getiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı tefsir ediyoruz. Sizin dediğiniz gibi Kur'an'da kadını dövün denmiyor. Dörde kadar evlenin denmiyor. İnanmayanların kafasını kesin denmiyor. Nerede bulursanız öldürün denmiyor. Peygamber 9 yaşındaki Ayşe ile evlenmemiş. 600 lira Yahudi'nin kafasını kesmemiş. Bunların hepsi hurafedir. Hiçbirinin aslı astarı yoktur. Bütün bunları biz anlatıyoruz. Sayfalar boyunca anlatıyoruz. Bunların takip edilmesi ve daha da geliştirilmesi gerekiyor. Değerli kardeşlerim, soru cevap bölümüne geçelim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, soru sormak isteyen arkadaş var mı? Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Neden Türkler Müslüman? Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Var mı? Neden Türkler Müslüman oldu diye bir soru sordu arkadaş. Sen mikrofonsuz sordun ama senden sonrakiler mikrofon kullanacak. Şimdi sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Lekum dinikum veliyedin ifadesi sizin dünya görüşünüz, yaşam biçiminiz size, bizim dünya görüşümüz ve yaşam biçimimiz de bizedir. Kimse kimsenin dünya görüşüne ve yaşam biçimine karışmamalı ve birbirine herhangi bir dayatmada, zorlamada, bekçilik taslamada bulunmamalıdır demektir. Ve İslam'da özgürlükçünün de en temel ayetlerinden birisidir. Lekum dinikum veliyedin. Din burada dünya görüşü ve yaşam biçimi demek oluyor. Sadece inanç değil. İnanç da dahil olmak üzere. Sizin inancınız, ibadetleriniz, ritüelleriniz, dünya görüşünüz, yaşam biçiminiz, folklorunuz, gelenekleriniz, görenekleriniz sizedir. Bizim inancımız, ibadetimiz, ritüelimiz, yaşam biçimimiz, folklorumuz, kültürümüz ve bize değil. Bu hususta birbirimize herhangi bir dayatmada bulunamayız. Hepsi eşittir. Devlet herkese hepsi eşit mesafede durmalıdır anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet varken adam ötekinin inancını aşağılıyor. Ötekinin yaptığı şeyi ibadet olarak kabul etmiyor. Cümbüş diyor mesela. Cemevindekiler cümbüş diyor. Onu ibadet olarak kabul etmedikleri için bir türlü meclise bile cemevi açamıyorlar. Veyahut da onun dünya görüşünü, yaşam biçimini, kültürünü, ölü anma biçimini kabullenemiyor. İlla Fatih okuyacağız. Kendisininkini ona dayatıyor. İşte bütün bunlar dayatmadır. İnsanların özgürlüklerini yok etme girişimleridir. Bu ayet tam da bunun panzehiri olacak bir ayet. Türkler nasıl Müslüman oldu? Türklerin Müslüman oluşu 200 yıl sürdü. Ve sanıldığı gibi gönüllü, isteyerek, koşa koşa değil, kriz zoruyla ve zorla Müslüman oldu. Bence Peygamberimiz vefat edinceye kadar hiçbir yere sefer düzenlemedi. İnsanları Müslüman yapmak için cihada çıkmadı. Sadece kendi halkı için uğraştı. Medine'de demokratik, özgürlükçü, barışa dayalı, paylaşımcı, bölüşümcü, yar yanağından gayri her şeyin ortak olduğu bir toplum kurmak istedi. Ve o günkü dünya bunu çok gördü. Dediler ki biz buna müsaade edemeyiz. Bu bütün dünyaya yayılacak. Bunu bir kaşık suda boğmamız lazım diyerek Bedir Savaşı'nı, Uhud Savaşı'nı, Hendek Savaşı'nı, Tebük Savaşı seferini düzenlemeye kalktılar. Peygamberimiz
28 kez direnişe çıktı. 63 kez Medine'nin üzerine saldırı düzenlendi. Bunların hepsi Medine'deki bu yönetimi yok etmeye yönelik saldırılardır. Peygamberimizin savaşları tabirinin doğrusu şudur. Peygamberin direnişleri. Bunlara karşı direndi. Arkadaşlarını kurmaya çalıştığı toplumu korumak için direniş yaptı. Bütün bu 63 savaşı size tek tek anlatabilirim. Ayrıca bir 4 saatlik konferans konusudur. Hiçbirinde saldırı yoktur. Hepsi direniştir. Hepsi savunmadır. O vefat edince halifelerden itibaren dışarıya doğru fetih ve işgal hareketleri başladı. Peygamberin yapmadığını yaptılar. Romalıların ve İranlıların yaptığını yaptılar. Orayı işgal, burayı işgal, Mısır'ın fethi, Suriye'nin fethi. Daha bu iş Emevilerden, Abbasilerden, Osmanlılardan daha Viyana'ya kadar gitti. Viyana'ya işgale gidiyor. Onlar İzmir işgale gelince işgal oluyor. Sen oraya gidince ne oluyor? Merhamet, adalet götürmek oluyor. Arkasından çil çil altınlar serpen ordu oluyor. Necip Fazıl bir şiirinde Osmanlı akıncılarını Balkanlara çıktığı seferde böyle anlatıyor. Arkasından çil çil altınlar serpen ordu. Yani Osmanlı ordusu gidiyormuş, bağlarda bahçeleri geçerken oradan bir üzüm alıyor, bir salkım üzüm alıyor, üzümün yerine bir kase altın bağlıyor. Böyle 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 ve Avusturya'ya kadar, Viyana'ya kadar gitmişiz. Yalan! Külliye yalan! Dünyadaki kendi ülkesini bırakıp başka bir ülkeye doğru akın düzenleyenlerin yaptıklarının tamamı Müslümanlarınki de dahil, Osmanlılarınki de dahil, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nınki de dahil işgal girişimidir. Ve haramdır. Kur'an-ı Kerim bunu yasaklamıştır. Demiştir ki, oturun oturduğunuz yerde, adam gibi kendi halkınızı mutlu edin. Bırak şimdi sen başka yerleri işgal etmeye, senin kendi memleketine bak kardeşim. 5,5 milyon insan asgari ücretli. 13 milyon insan yoksul. 30 milyon, 29 milyon insan yoksulluk sınırında yaşıyor. 2002'de halkın bankalara olan borcu 6 milyar. 2013'te 305 milyar. Senin halkın bankalara borçlu hale getirmiş. Kredi kartı kölesi olmuş. Sen halkını muhtaç duruma düşürürsün. Sonra da götürüp kömür, makarna verip bana oy ver diyerek bu halkı ayağa kaldıramazsınız. Eğer yardım etmek istiyorsanız kanun çıkarın, anayasaya sokun. İşsizlik maaşı getirin. Ev kadınlarına 3 tane maaş getir de görelim. Gebelik maaşı, ev kadınlığı maaşı, süt emzirme maaşı. Buyur. Bunu da anayasaya sok da görelim. Senden sonrakiler de bunu yapmak zorunda kalsınlar. Ucundan yardımı gösteriyorsun. Diyorsun ki bu bana bağlı bir şey. Ben gidersem yok. Ben gidersem bak bu sana bunu kimse vermeyecek. Vatandaş da ne yapıyor? Aman bu gitmesin diye ona oy veriyor. Eğer gerçekten bu memleketi düşünüyorsan bunu kanun çıkar. Bunun anayasal maddesini çıkar. Vatandaş şöyle düşünsün. Evet ya bu giderse bundan sonra zaten vermek zorunda. Devlet güvencesi ver. İktidar güvencesi değil. Dolayısıyla şimdi Türklerin zorla Müslüman olması. Oradan söz açıldı. Bütün bir tarih boyunca bu işgaller olmuştur. Türkler de, Kürtler de, Anadolu halkı da biraz zorlayarak, biraz gönlünü ederek, biraz kriz zoruyla, kan dökerek bu işe girmiş. Bizim vatandaş da ne yapmış? Bakmış kriz var. Tamam kabul ediyorum demiş. Yüzeysel olarak kabul etmiş. Aslında dipte akan din şaman kültürüdür Türkiye'de. Peygamberden sonraki halifelerle beraber Mısır, Suriye, Anadolu, Orta Asya işte buralara düzenlenen seferlerde kan dökülmüştür. Direnen sultanlar da parayla çevrilmiştir. Bundan dolayı da dünyanın
şu anda gördüğümüz İslam dünyasının bana göre 2/3'ü gereksiz yere zorlayarak, para karşılığı Müslüman ederek eski düşünceleriyle, kültürleriyle İslam'ın içine gelmişti. Şu andaki İslam'la eski fikirlerin birbiriyle karışmasının sebebi de buradan kaynaklanıyor. Yani şunu demek istiyorum. Dünyanın bu kadar Müslüman olmasına gerek yoktu. Gerek yoktu. Az olsaydı, öz olsaydı daha iyi idi. Çağrı Kuruyor'a şimdi iki konu üst üste geldi de bir şey anımsadım hocam. Doğru mu diye bir sorayım. Çağrı filminde bir sahne vardır. Halid bin Velid'in Müslüman olduğu sahne. Camiye gelir, para kesesini çıkarır, sonra yüzüklerini falan çıkarır. Bu kadarını getirebildim ben. Bu kadar malımı paylaşabilirim. Bunu Beytülmal'a, ortak mala verin. Ve benim Müslüman olmamı kabul edin der. Şimdi beyefendinin söylediği durumda Müslüman olmak için para istiyorlar. Biz filmde izlerken üstüne olan malını veriyor. Acaba hangisi Müslümanlık? Parayı alan ekibin Müslümanlığı mı makbul? Yoksa gönüllü olarak fazla malını infak eden Beytülmal'a, ortak mala, ortak hazineye verenin Müslümanlığı mı makbul? Acaba hangisi Müslümanlık? Evet. Tam başka soru soran. Buyur. Arkaya verir misin? Hocam, demokrasiyi anlatırken en son aşamada sınırsız ve sınırsız bir toplum özlemini ifade ederken buna cennet dediniz. Bu cennet ifadesi şöyle bir yorum mu? Yani insanların yaşayacağı cennet de cehennem de bu dünyadadır yorumu mudur? Yoksa gerek insanın yükümlülüğü bu şekilde bir cenneti kurmaktır ve bunun sonucunda öte tarafta yine bir ödül ve ceza vardır şeklinde anlamamız. Evet. Şimdi hem cennet iki yüzü olan bir olaydır. Birinci yüzüyle cennet bu dünyadadır. İkinci yüzüyle cennet öbür dünyadadır. Öbür dünya derken de kastettiğimiz şu anda kurulu dünyadan sonraki bir dünya. Acaba bu 100 yıl sonra mı, 200 yıl sonra mı, 500 yıl sonra mı? Şu içinde yaşadığımız dünya ortadan kalkıp başka bir gezegende veyahut da bilemediğimiz bir yerde kurulacak bir toplum mudur? Şimdi yarından başlıyor, bu dinlerde büyük ve derin bir ülküdür. Bir gün gelecek, yeryüzünde sınırlar kalkacak. Sınıflar olmayacak. Yöneten yönetilen olmayacak. Kimse kimseye saldırmayacak. Savaşlar sona erecek. Uzun çöp, kısa çöplerin hakkını alacak. Bu bir ülküdür. Bu bir cennet inancıdır. İleride bir gün olacak. Ben buna inanıyorum. Buna 5S diyorum. 5S. Kur'an'dan çıkardığım ayetlere göre. Sınırsız, sınıfsız, saldırısız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya. Buna Kur'an-ı Kerim cennet demektedir. Buna inananlar, cennete inananlar, illa kendilerine Müslüman demeleri de gerekmez. Bunlara inanıyorsanız, sizinle aynı şeye inanıyoruz demektir. Kurumsal din olarak size ne dendiği önemli değildir. Öldükten sonra, mezarlardan ölülerin dirilmesiyle beraber bilemediğimiz Allah katında başka bir yerde kurulacak ve bunların hiçbirisinin olmadığı bir dünya ise bir inançtır, bir itikattır. Yani eğer bunlar burada olmazsa ki görüyoruz bir sürü kişi buna inandığı halde bir türlü gerçekleşmiyor. Ne zaman olacak diye sorulursa ya ilelebet olacak. Yani Allah bunu biz yapamasak bile bize ödül olarak verecek. Buna inan. Buna inan ha. Anlamında bir inanç ve itikat ifade eder. Ben ona da inanıyorum. Bu söylediğim 5 şeyin burada veya orada, mezardan önce veya mezardan sonra, ilelebet, gelecekte, ahirette, bütün gelecek zamanlar boyunca bir gün bu nesilde veya ileriki nesillerde gerçekleşeceğine iman ettim. Bu demek. Ahirete inanmak bu demek. Evet. Hocam pardon. Buyur. Buyur. Kısacası yaşadığımız şu düzen Kur'an'la ne kadar örtüşüyor? Bunu bize kısaca bir izah edebilir misiniz? Şimdi yaşadığımız şu düzen Kur'an'a göre baktığımızda
bunun bir sürü veçesini anlatabiliriz ama en önemlisini ben size söyleyeyim. İçinde yaşadığımız düzen bir kapitalist düzendir. Bankalar var. Bu bankalar halka borç veriyor, karşılığında faiz alıyor. Bu bankalar devlete para veriyor. Devletin yılda 60 milyar dolar devletten faiz alıyor. Bizim verdiğimiz vergilerin büyük bir çoğunluğu bunlara gidiyor. Fabrikalar var. Bu fabrikalarda işçilerin alın terine ve emeğine el konuluyor. Milyonlarca insan asgari ücretle çalıştırılıyor. On binlerce insanın sigortasız çalıştırılıyor. Fakat 3-5 tane zengin boğazın kenarını çevirmiş, rahat ve lüks bir hayat sürüyor. Derin bir zengin yoksun eşitsizliği var. Bu açılardan Kur'an'a uymuyor. Kur'an'a uyması için faizin kalkması lazım. Bankaların olmaması lazım. Tek bir ortak fon olması lazım. Toplumun oradan insanlara kredi vermesi lazım ve faizsiz olması lazım. Şahıslar topluma değil, toplumların şahıslara borç verebileceği bir düzene inanıyorum ben. Şu anda şahıs sermayesiyle para topluyor, onda bir fazlasıyla topluma kredi açıyor, borç veriyor. Şahıslar topluma kredi veremez. Devletin, toplumun ortak bir kasası olur, oradan bu kredi işlemleri yürütülür. Ekonomik olarak kapitalist bir düzendeyiz. Kapitalist bir düzenin İslam'la bağlaşması mümkün değil. Eğer şu anda Türkiye'deki var olan siyasal, toplumsal düzenin Kur'an'a uygun olması için şu beş eşitliğin gerçekleşmesi gerekir. Bir, Müslümanlarla gayrimüslimler eşit olmalıdır. İki, Alevilerle Sünniler eşit olmalıdır. Siyasal, sosyal, kültürel her açıdan. Üç, Türklerle Kürtler eşit olmalıdır. Dört, kadınlarla erkekler eşit olmalıdır. Beş, hele hele bu beşincisi en önemlisi, bunun için epey uğraşmamız lazım. Zenginlerle yoksullar eşit olmalıdır. Eğer bu beş eşitlik gerçekleşirse, bilin ki orada Kur'an'a uygun bir sistem kurulmuştur. Sonra şu iki şeyin de gerçekleşmesi lazım. O da peygamberin rüyasıdır. Peygamberin rüyasını günümüze aktarıyor. Genç ve güzel bir kadın Edirne'den girmeli, Kars'a kadar tek başına bisikletle diyelim veya motosikletle veya yürüyerek gece gündüz gidebilmeli. Ve ona hiçbir şey olmamalı. Allah'tan başka kimseden korkmamalı. Ve bir adam kucağında paralarla ayakkabı kutularına koyduğu paralarla Edirne'den girmeli, Kars'a kadar gitmeli, köy köy, kasaba kasaba dolaşmalı, zekat verecek kimse bulamamalı. Bunlar gerçekleştiği zaman bilin ki Allah'ın dini bu memlekete gelmiştir. Evet. Evet hocam. Hocam. Tek sözünüze göre bize desteklemek amacıyla Peygamberimizin hadi uğrunda size iki emanet bırakıyoruz. Bunun Allah'ın ipidir, tertemizdir. Biri Kur'an'dır, biri ehli beytimdir. Demesiyle biliyorsunuz ki ben dokuzuncu kitapta sıvı nabızda Kur'an'ımızın yırtılmasıyla Cemre'de Peygamberimizin torunlarının kesilmesiyle bunlar din adına yapılmamıştır hocam. Bunlar niye anlatılıyor bu? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi benim görüşüme göre, kısaca bu husustaki kanaatimi bildireyim. Benim görüşüme göre Peygamberimiz vefat edince onun yerine kim geçmeliydi? Hazreti Ali geçmeliydi. Neden? Cesaret, adalet, yiğitlik, mertlik, ahlak, fazilet en çok onda vardı. Diğerlerinde de vardı da en çok onda vardı. Kendi dönemlerinde Ehl-i Beyt imamları 12 tanesinin 7 tanesi zehirlenerek öldürüldü.
4 tanesi de suikastla öldürüldü. Faili meçhule kurban gittiler. Onlar da kendi dönemlerinde İslam toplumuna önderlik etmeliydiler. Çünkü yiğitlik, mertlik, fazilet, ahlak, adab, erkan en fazla onlarda vardı. Ama İslam toplumu, o zamanki İslam toplumu tabii ki, Emevi toplumu bunu yapmadı. Sultanlar, padişahlar, faziletsiz, erdemsiz, kültürsüz, medeniyetsiz, dindar olmayan, ahlaktan, adaletten uzak bir sürü adam devletin başına geçti ve bunlara zulmetti. Bunların hakkı yendi. Kerbela'da Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin ve 72 kişi çiğnendi. Topraklara, çöllere gömüldü. Korkunç katliamlar ve zulümler yapıldı. Onlar bizim gönlümüzde, ruhumuzda, yüreğimizde yaşıyor. Biz onlardan dersler çıkararak geleceğin İslam toplumunda artık böyle şeylere imkan vermeyeceğiz ve onların anısını, düşüncesini, fikrini, ülküsünü ve davasını inşallah hep birlikte sürdüreceğiz. Evet. Hocam. Hocam. Öncelikle son 5 dakika. Öncelikle Ankara'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ben şunu çok merak ediyorum. Peygamberimizden sonra işte biz doğduk, 5-6 yaşında, 7 yaşında sorduk, biz ne izledik? Müslümansınız yavrum dediler. Ondan sonra bir daha sorduk, Müslümanmışız dediler. Sonra dedik ki bunlar bir de mezhep mezhep oluyormuş, hangi mezhebiz? Benim annem Hanefi'sin dedi. Öbürününki, yok sen dedi Şafi'sin, öbürü Hanbeli. Şu anda Peygamberimiz olmuş olsaydı hangi mezhepten olurdu? Ya da böyle bir şey var mı yok mu onu öğrenmek istiyorum hocam. Teşekkür ederim. Peygamberimiz Sünni değildi. Alevi değildi. Şafi değildi. Maliki değildi. Hanbeli değildi. Sufi değildi. Selefi değildi. Peygamberimiz zamanında mezhepler yoktu. Ebu Bekir de Sünni değildi. Hazreti Ali de Alevi ve Şii değildi. Bunlar İslam tarihinde daha sonra ortaya çıkmış ayrılıklardır. Ve bunlar daha çok tarihte kalmış ayrılıklardır. Bizim bugün bunlardan ders ve ibret çıkarmamız lazım. Biraz evvelki soruda bu dersin ve ibretin nasıl çıkarılacağını kısaca söylemeye çalıştım. Ben Hazreti Ali'nin ve onun ehli beytinden gelenlerini İslam dünyasının önderleri ve liderleri olduklarına inanırım. İtikadım ve inancım bu yöndedir. Ancak soydan dolayı değil. Peygamberin damadı olduğu için değil. Onun soyundan geldiği için değil. Adalet, ahlak ve fazilet timsali oldukları için. Sevgili kardeşlerim, programımızın sonuna geldik. Hocam son bir soru soracağım. Vaktimiz doldu. Kısaca. İki dakika mı? Tamam. Hocam öncelikle merhabalar. Cuma akşamı CNN Türk'te Levent Gültekin de bu konuya değinmiştim. Söylediği şuydu, işte günümüze uymayan adet ve ayet ve hadislerin ya da hakkaniyete ve adalete aykırı sonuçlar oluşturabilecek ayet ve hadislerin günümüzde uygulanmama şansı var mıdır? Ya da bunlar hakkında bir fetva ve görüş verilebilir mi alimler tarafından? Teşekkürler. Şimdi Hazreti Ömer zaten bunu yapmıştır. Biz bunu zaten öteden beri söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet tarihseldir. Birçok ayet de evrenseldir. Evrensel ne demek? Mesela adalet evrenseldir. İnnallâhe ye'mur bil adl. Allah size adaletli olmayı emrediyor. Evrenseldir. Yani o günkü tarihte kalmamıştır. Bütün çağlar boyunca bu ayet geçerlidir. Allah size iyiliği emrediyor. Allah size gariplere, kimsesizlere, yoksullara vermenizi, ezilenlerden taraf olmanızı emrediyor. Bütün çağlar boyunca geçerli. Allah size çirkinlikten, fuhşiyattan, kötülüklerden, zulmetmekten, zorbalık yapmaktan yasaklıyor. Bu gibi ayetler evrenseldir. Doğru olmanızı, dürüst olmanızı istiyor. Kur hakkı yememenizi istiyor. Kimseyi sömürmemenizi, emaneti ehline vermenizi,
herkese eşit davranmanızı istiyor. Kur'an-ı Kerim böyle bir sürü ayetlerle doludur. Sonra bu ayetleri örneklendirdiği, tarihten örneklendirdiği kıssalar vardır. İbrahim kıssası, Musa kıssası, Nuh kıssası, Salih kıssası. Bu evrensel hakikatleri açıklayan ve evrensel mesajlar çıkarabileceğimiz ayetler vardır. Bir de bunların o günkü Mekke toplumunda nasıl hayata geçirileceği, nasıl ete kemiğe bürünüleceğine dair ahkam, yani hukuksal hükümler vardır. Mesela hırsızın elini kesin diyor. Zina edene 100 tane sopa vurun diyor. Mirası şu şekilde bölüştürün diyor. Kadınlara da ikiye bir de olsa pay verin diyor. Bunların hepsi tarihsel hükümlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ahkam ayetleri, yani hüküm bildiren, hukuk bildiren ve o günkü Mekke ve Medine toplum şartlarını ve koşullarını yansıtan ayetler tarihseldir. Onlar günümüze uyuyorsa, günümüzde de bir geçerliliği varsa devam ettirilebilir. Ama geçerliliği yoksa devam ettirilmeyebilir. Ama ahlak ayetleri değer ifade eden, evrensel insan haklarına ve insanlık değerlerine vurgu yapan, adalet, doğruluk, dürüstlük, emek, paylaşım, bölüşüm gibi, bunların hepsi o gün de geçerlidir, bugün de geçerlidir. Gelecekte de geçerli olmaya devam edecektir. Bunlara da işte evrensel ayetler diyor. Bu açıdan bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in hitabı arkadaşlar, hitabı tarihsel ama mesajı evrenseldir. Hitabı Arapçadır. 7. yüzyıl Mekke Medine ortamına hitap etmektedir. Ataerkil, erkek egemen, zengin kayrıcı, güce tapan bir topluma seslenmektedir. Seslenmektedir. Hitap oraya yöneliktir. Ama böylesi bir toplumdan efendi ve kölenin ortadan kalktığı, zengin ve yoksulun olmadığı, kadınların ve erkeklerin eşit hale geldiği, insanların danışarak, rıza ile, demokratik yöntemlerle, bugünkü tabirle iş başına geldiği ve gittiği, nihayetinde bir vekilin de olmadığı, herkesin özne olduğu, kimsenin nesneleştirilmediği, özgür bir toplumu ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu açıdan da hedefleri ve mesajları evrenseldir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a